Ramazan Hoca'yla yine beraberiz. Bu Kadınlar Günü hakkında. Kadınlar Günü haram mıdır, helal midir? Şimdi bu konu biraz arkadaşlar sordular bize. YouTube'daki arkadaşlar. Evet Ramazan Hoca. Şimdi Hazreti Muhammed Aleyhisselam malumdur doğduğu gün hayatında kutlamasını oruç tutarak geçirmiş. Allah'ın ona bahşettiği bu nimeti, erkeklik nimetini, nebilik, resullük nimetini, insan olma nimetini kainatı yaratan Allah'a bir şükran borcu olarak oruç tutmuş, ibadet etmiş, gece namazına kalkmış, Allah'a yakınlaşmış, yalvarmış, yakarmış. Yani ahde vefa göstermiş. Yani kadınlar da Allah kendilerine Hazreti Ali'nin güzel bir sözü var diyor. Kadına sövme, o insanlığın atasıdır. Hakaret etme. İşte bazı durumlarda kızma durumda gereği hissediliyor maalesef yani. Kur'an'da diyor ki erkekte bir adım öndedir. Şimdi şey Bakara 228 Nisa 34'teki ayete göre erkeğin sorumluluk. Şimdi bak, bayan ile erkek İslam'a göre eşittir. İman olarak eşittir ama görev olarak eşit değiller. Şimdi bir vali ile çöpçü Allah katında eşittir. Bir köpek ile kedi Allah katında eşittir. Bir at ile eşek Allah katında eşittir. İkisi de hayvandır. Ama görev, sorumluluk farklıdır. Bayan görevi farklıdır. Erkeğin görevi farklıdır. Bayan genelde Kur'an'ın öngördüğü bayan modeli İçişleri Bakanlığı'dır, erkek Dışişleri Bakanlığı'dır. Kalkıp Dışişleri Bakanlığı yapmak kalkarsa sıkıntı çıkar. Biliyor musun neye benziyor? Bir örnek vereceğim, belki biraz ağır gelebilir. Şimdi kediye söyleyin ki git çobanların başına koyunları koru. Köpeğe deyin ki git lavabolara fare avına git. Şimdi Allah onu o konumda yaratmamış. Allah erkeği farklı yaratmış. Bak bütün insanların DNA'sı %99 aynı %1 farklı. Bir bayanın bir rahmi var, dört rahmi yok. Bir bayan dört erkeğin, üç erkeğin, iki erkeğin karnı çekemez. Kendi karnı çekemiyor. Özür dilerim, aybaşı, adet, hayız, yani nifas olayları, nefsi duygusaldır, çok duygusaldır. Nefsi erkekten 9 kat daha çoktur. Genel olarak çok duygusaldır, zayıftır. Ona göre de cenneti kolaydır. Efendimiz'i kadın namazının niyazını kutsa, şirk koşmasa cennete kolay gidebilir ama erkeğin zordur. Bayana savaşmak farz değil, erkeğe savaşmak farzdır. Bayanlar genelde sahiye, geri hizmette su dağıtıyorlar, orduya destek oluyorlar geri hizmette. Yani erkeğin yükü daha zor, ona göre de erkeğin cenneti de zor. Yani yüküne göredir. Yani Allah kişinin güçlü yaratmışsa, ona göre güçlü bir musibet veriyor. Kolay yaratmışsa, fıtraten, zayıf yaratmışsa, iman ona göre de zayıf bir şey yapıyor, imtihanı tabi tutuyor yani. Biz bunu algılayamıyoruz. Bayan, Hazreti Muhammed dönemindeki bayanlara, şu anki bayanlara gidip Hazreti Muhammed dönemindeki bayanların durumuna baksın. Mecusiler bayanları dışlıyordu. Yahudiler, Hristiyanlar bayanları dışlıyordu. Avrupa bayana ne zaman hak verdi? 1960'a, 70'e doğru verdi. Türkiye'de bayana hak ne zaman verildi? 1930-40'ta İslam bayana ne zaman hak verdi? Hazreti Adem'den beri, hatta Hazreti Muhammed Aleyhisselam döneminden beri Efendimiz dedi ki bayanı ondan habersiz evlendirmeyin. Bayanı aşağılamayın, dışlamayın. Ama bayan da edep ve terbiyesini bilecek ha. Yani eşi ona bir kızmışsa, terbiyesi için hafiften vurmuşsa bu da normaldir ama ha. Bu da çok ümmemem lazım. Küfür, hakaret değil ama. Hafiften vurmuşsa yani. Mesela hocam erkek iki evlilik istiyor mesela. Eşi diyor ki ben bunu sebebini söyledim. Yok diyor ki evlenmeyeceksin mesela. Kadın bunu durdurursa. Şimdi bak. Mesela. Nikahtayken Hazreti Muhammed Aleyhisselam Hazreti Ali'ye diyor ya Ali diyor. Fatıma üzerine kuma istemem. İkinci bir babayın istemem. Tabi Kur'an Nisa suresi iki başlarda 2-3-4 zaruri hallerde 2-3-4. Hem zengin olacaksın ki 2-3-4 geçindiresin. Hem de ilmin olacak ki hakkıyla de olmasa da mümkün mertebece adaleti sağlayabilirsin. İşte bunlar lazım. Şimdi bir bayan Efendimiz diyor ya Ali diyor Fatıma üzerine ikinci bir kuma istemem diyor. İstemem diyor. Şimdi bir bayan nikahtayken diyebilir eşine. Ben sağken ikinci bir eş getiremezsin. Şart koşabilir nikahta. Bu da geçerli olur. Ama koşmazsa, bayan doğurmazsa, bayan cinsel iktidarsızlık yaşarsa bazı sorunlardan dolayı erkek 2-3-4 getirebilir. Bayanların çok yoğun olması, erkekin çok az, bayanların günaha zinaha düşme endişeleri bu saydığım birkaç gerekçeden dolayı erkek 2-3-4 zaruri hallerde getirebilir. Bayanın bir rahmi var. İki erkekle evlense
kendi karnını çekemiyor. Bak saydım biraz önce, aybaşı adet, nefsinden dolayı, kokaklığından dolayı, zayıflığından dolayı kaldıramaz. Kendi yükünü kaldıramıyor. Bir de kalkıp iki erkeğin yükünü hiç kaldıramaz. Bir erkek biraz daha güçlü yaratıldığı için, güçlü yaratıldı, haşa burada bayan aşağılanmadı. Evet. Allah onu yaratmış. Kediyi farklı yaratmış, köpeği farklı yaratmış, timsahı farklı yaratmış, aslanı farklı yaratmış. Ama ondan üstünün manasına gelmez. Üstün, bak bayanla erkek Kur'an'a göre eşittir ama üstünlük imandadır. Bayan daha ahlaklıysa erkeği geçebilir, imanda geçebilir. Mesela, şimdi vali ile çöpçü Allah katında eşittir. Mesela, ama valinin yükü daha ağır. Vali üniversite okumuş, zahmet çekmiş, eziyet gelmiş. Onun maaşı çok olacak, yükü de ağırdır. Ama çöpçü kolaydır, ilkokul, ortaokul mezunu. 2-3 kelimeyle iş yapabilir. Çöp toplamak bir yetenek değil ama valilik çok zordur yani. Mesela ya. Peygamber zamanında bazı kadınlar da savaşa katılmış diye biliyoruz değil mi? Bak evet. Bir örnek vereceğim. Hazreti Muhammed Aleyhisselam döneminde bir tane bayan var. Ya Resulallah diyor, ben savaşa katılmak istiyorum. Katılan bir tane bayan var. Bir tane var. İsmi aklıma gelmiyor. Kütüb sitede okudum, ismi aklıma gelmiyor. Bir tane var. İstinadır. Hatta Uhud savaşta Efendimiz'in çevresinde pervane gibi dolanıyor. Sahabedi biz karşıydı, o pervane gibi dolanıyordu. Böyle yiğit bayanlar vardı. Şimdi bir tane bayan var, Hazreti Muhammed döneminde. Ya Resulallah diyor, ben özel olarak savaşa katılmak istiyorum. Aleyhisselam diyor, katılma. Diyor, ben seni savaşa katarsam, diye millet diyecek ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam bayanları savaşa gönderdi, bayanları savaşmak sünnettir. Diye bunu olmaması için bayanlar genelde geri hizmettir, sıhhiyete su taşırlar, destek olurlar. Yani savaşta geri hizmette erkeklere destek olmak mahiyetindedir. Allah bu yüzden şey yapmış, yani şimdi bayan takvada geçebilir. Efendimiz diyor, hepiniz tadan dişeği gibi eşitsiniz. Üstünlük imandadır diyor. Hucurat 13'te ne diyor? Arıklar, renkler, diller, Allah'ın ayeti üstünlük takvada imandadır yani. Bir bayan erkeği imanda geçebilir. Bayan bak o dönemde Mecusiler, Yahudi bayanı aşağılıyordu. Herkes Yahudiler, bak değişmiş Tevrat'a göre Hazreti Adem'in cennete atılmasına yegane sebep havadır. Değiştirmiş Tevrat'ta. Ama Kur'an Adem ve eşi yanılı diyor. İlk suçlunun Adem ve sonra eşi olduğunu söylüyor. Bak Kur'an bakışına bak. Ama bayan da ahlakını, edep ve terbiyesini bilecek ha. Giyimine, kuşamına dikkat edecek. Çünkü insanın bedeni, vücudu, insanın yakutu, incili özelliğidir. Tokumun, mesela fasulyenin, söyleyeyim, nohutun tokumu onun çıplak bedenidir. O ölü halidir. Ama yeşerme anında tokum ne yapar? Kendini yerin dibine gizler. Bayanın bedeni tokum gibidir. Gizli olmazsa yeşermez. Tokumun yeşillikleri de bayanın elbisesidir. Bak bir tokum, bir bitki bile kendini gizleyebiliyor. Bir elma kabuğuyladır. Çıplak değildir.